Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda İsar kavramı ile alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. İsar, başkalarını kendine tercih etmek anlamında bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de Haşir suresinde geçen bir ayette buna yer veriliyor ve deniliyor ki ve yu'siruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Onlar kendileri ne kadar muhtaç da, şiddetli muhtaç da olsalar, başkalarını kendilerine tercih ederler. İnsan normalde bencildir. Rabbena hebbana der. Ama bu insan dini bir terbiye ile fedakarlık ruhu kazanır ve başkalarına yardım edecek bir kaliteyi elde eder. Bu ayet-i kerimeyi daha iyi anlamak için hangi muhteva içerisinde yer almış bunu bilmemizde fayda var. Surenin evvelinde muhacirlerden söz ediliyor. Yani Allah yolunda hicret eden Mekkeli Müslümanlar. Ve devamında da Medine'de onlara kucak açan, onları barındıran, onlara her türlü desteği veren Ensar anlatılıyor. Ve bu ayet-i kerime Ensar'ın bir özelliği olarak nazara verilmekte. Ve yu'siruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Onlar kendileri çok şiddetli muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. Ve bu dini terbiyenin insanlara kazandırmış olduğu bir özelliktir. Normalde insan kendi menfaatini düşünürken dinden almış olduğu terbiye ile başkasını kendine tercih edecek bir fedakarlık seviyesini elde etmiş olur. İşte Mekkeli muhacirler Medine'ye geldiklerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli Müslümanlarla Medine'li Müslümanlar arasında kardeşlik tesis etti. Ve gerçekten de Medine'li Ensar Mekke'den gelen muhacirlere lütufkar davrandılar. Her türlü imkanlarını onlarla paylaştılar. Hatta öyle ki o zamanlar fazla evlilik yaygın bir durum idi. Hanımlarını gösterip de işte bunlardan istediğini alabilirsin, istediğini al, onu boşayayım, senin hanımın olsun diyecek kadar fedakarlığın ileri boyutuna varanlar da oldu. Bu bizlerin günlük hayatında olması gereken önemli özelliklerden birisi. Yani İsar hasreti, başkalarını kendimize tercih etmek bizde de olması gereken özelliklerden bir tanesi. İnsan ve uhtıratil enfüsüşşuh ayetinin ifade ettiği gibi yaratılışı itibariyle bencildir, hodgamdır. Yani hep kendi menfaatinin takipçisidir. Öyle ki alemin merkezine kendini yerleştirir ve ister ki her şey onun etrafında dönsün. Her şey onun menfaatine hizmet etsin. Ancak Allah yolunda vermekle alakalı çok ayetler var. Allah yolunda infak etmek. وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Ve daha benzeri ayet-i kerimeler bize bu manayı bildiriyor. İşte bu gibi ayetler bizi vermeye teşvik etmekte. Ve cömert olmaya, cimrilikten kurtulmaya bizleri sevk etmekte. Bir Müslüman malının 1/40'ını, gelirinin 1/40'ını başkalarıyla paylaşmakla mükellef. Buna zekat diyoruz. Veya tarladan elde ettiği gelirin 1/10 veya masraf yapıyorsa 1/20 başkalarıyla paylaşmakla mükellef. Buna da öşür diyoruz. Öte yandan sadakada bulunmak, başkalarına yardım etmek, bu da yine bir Müslümanın görevleri arasında. Ama ayet-i kerimede nazara verilen, onlar kendileri muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. Bu gerçekten fedakarlığın, cömertliğin çok daha üst mertebesi. Hatta bununla alakalı bir takım olaylar anlatılır. Mesela Asr-ı Saadet'te bir evde bir şeyler kurban kesildiğinde işte başkasına dağıtıyor. Vermiş olduğu kişi komşum benden daha muhtaç olabilir diye başkasına veriyor.
o başkasına, o başkasına ve böylece tekrar ilk eve kadar dönmüş. Yani her biri bu noktada kendini tercih etmek yerine arkadaşını tercih ediyor ve böyle bir toplumda faziletli, kaliteli bir toplum haline geliyor. Fatih Sultan Mehmet'le alakalı anlatılır. İşte kendisi fetih öncesinde Edirne'de bir esnafa uğruyor. Tebdili kıyafetle sabah erken vakit ve ondan bir şeyler alıyor. İkinci bir şey almak istediğinde o diyor ki ben diyor siftahımı yaptım. Komşumda da aynı maldan var. Bunu komşumdan al. Diğerine gidiyor. Ondan bir şey alıyor. İkinci bir şey almak istediğinde o da diğer komşusuna gönderiyor. Fatih Sultan Mehmet esnaftaki bu kaliteyi görünce diyor ki böyle esnafı olan bir toplulukla İstanbul fethedilir. İşte bu ölçülerle günümüze baktığımızda acaba günümüz insanı ne derece fedakar? Acaba günümüz insanı ne derece başkalarını kendine tercih ediyor? Genelde başkalarını kendine tercih etme yerine herhalde çoğu insan kendini işin merkezine koyuyor ve devamlı bir hodgamlık, devamlı bir bencillikle benim evim, benim dünyam, benim arabam, benim yazlığım, benim kışlığım gibi hep böyle keyfine, zevkine uygun olacak şekilde arayışlar içerisinde oluyor. Halbuki insan İbn Haldun'un da ifade ettiği gibi medeniyyum bir tab, yani yaratılışı itibariyle medenidir. Yani sosyal bir varlıktır. Tek başına hayatını devam ettiremez. Toplumun her kesiminden bize bir takım iyilikler geliyor. Giydiğimiz bir elbise belki 100 elden geçerek bize geliyor. Yediğimiz bir ekmek yüzlerce elden geçerek ekmek halini alıyor. Böyle olunca bizler topluma medyunu şükranız. Yani toplumdan madem bize nimetler geliyor, o halde topluma faydalı olmakla mecbur ve mükellefiz. Bu da insanın faydalı şeyler yapmasıyla mümkündür ve başkalarına destek olmasıyla mümkündür. Hatta yeri geldiğinde başkalarını kendine tercih etmesiyle mümkündür. Bunu yapabildiğinde o insan fedakar insan olacaktır ve kaliteli insan olacaktır. Günümüzden bir İsar hasretini nazara vererek konuyu noktalamak istiyorum. Üniversitelerimizden birinde asistanlık sınavı yapılmış ve en sonunda iki öğrenci kalıyor, diğerleri eleniyor. Bunların jürisinde bulunanlar bakıyorlar ki her ikisi de çok kaliteli, kağıtları dop dolu. Tek tek bunları mülakata alıyorlar. Ve birinci olarak aldıklarına diyorlar ki doğrusu biz sizi tercih etmekte zorlanacağız. Hanginizi tercih edeceğimizi ifadede zorlanacağız. İkinizin de kağıtları çok güzel. Seni mi alalım yoksa arkadaşını mı alalım? O diyor ki ben feragat ediyorum, vazgeçiyorum. Arkadaşımı alın. Jüri şaşırıp kalıyor. Ardından diğerini alıyorlar. Ona da aynı şeyi söylüyorlar. İki kişi kaldınız. İkinizin de kağıdı çok güzel. Tercihte zorlanıyoruz. Seni mi alalım, arkadaşını mı alalım? O da diyor ki ben başka bir zaman tekrar imtihana girebilirim. Arkadaşımı alın. Jüri gördükleri bu manzara karşısında hayli etkileniyor ve ikisini de almaya karar veriyorlar. İşte insanlık bu. İnsan bu gibi şeylerle insan oluyor ve bu gibi kaliteli davranışlarla gerçek insanlık tecelli ediyor, ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak bizi de o bahtiyarlardan eylesin.